Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi çok güzel bir örneğim var. Onu yapacağım sizinle. 3 numara tığ kullandım ve bir ip kullanıyorum. Genelde şöyle ipimin markasını kaybettim. Bir herhangi bir markayla yapabilirsiniz. Tığınızla ipiniz uyumlu olsun yeter. Şöyle zincirimi çekeyim. Zincirinizi çok sıkı çekmeyin arkadaşlar. Biraz şöyle rahat zincir olsun. Zincirimizi şu istediğimiz kadar çektikten sonra ilk sırasında bir sık iğne yapacağız. Onun sayısını vereceğim. Örneğinizi kurduktan sonra kalan zincirinizi kesersiniz. Kurduktan sonra ölçü alın. Biraz fazlaca çektim. Şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi ilk sırasını trabzan yapacağız. 1, 2, 3 tane bıraktım. Dördüncü zincirime bir trabzan yaptım. Yan yana bütün zincirlerimizi trabzan yapıyoruz. İkisini bir, ikisini bir çekiyoruz arkadaşlar. Bir sıra boyunca trabzanımızı yapalım. Bakın şöyle ilk sıramız bu şekilde trabzan olacak. Biraz hızlıca yapayım burayı. Şöyle bir bakalım ne kadar olmuş. Şu şekil. Bunu da sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. 4 ve 4'ün katlarını yapacaktık. 40 yapalım. Zincirimizi de saydık. Bir zincir çektim ve döndüm. Şimdi arkadaşlar şu ilkine hemen bir tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 bıraktım. Dördüncüye bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. 2, 3. Dördüncüye sık iğne. 3 zincir. Bu şekilde 3 dördüncü trabzanına sık iğne. Bir, iki, üç, dördüncüye sık iğne. Üç. En sonunda bakın dördüncüye bir sık iğne. 1,
2, 3 zincir çektim. Döndüm. Bu şöyle örneğimiz. Başını doladım. Ve burada 1, 2, 3 tane yuvanın içine trabzan yaptık. Başını 2 sefer doluyorum. Bakın şu denk gelen yerde, şuradan bakın, buraya şöyle batıp ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir çektim. Başını doluyorum. Şimdi bu yuvanın içine yine 1, 2, 3. Tekrar 2 sefer doluyorum. Tam buraya denk gelen trabzanımın içine batıp 2, 2, 2 çekiyorum. Yuvanın içine 3 tane dolduruyoruz. Üç, iki sefer doladık. Buraya trabzanımızı yaptık. Şimdi o yuvanın içine 3 tane trabzan. Şöyle. Örneğimiz bu şekilde oldu. Şimdi tam sık iğnenin olduğu yer arkadaşlar, bakın şurası. Ve yanındaki yuvaya 3 trabzan. Bir tane de şöyle sık iğnemin olduğu yere batıyorum. Buraya tamamdır. 4 tane oldu kenar. Bir zincir çektim ve örneğimi döndürdüm. Hemen buraya bir sık iğne. 1, 2, 3. Yine 1, 2, 3 tane bırakıyorum. 4.ye bir sık iğne. 3 zincir. 3 tane bırakıyorum. 4.ye sık iğne. Bıraktık. Dördüncüye sık iğne. 3 zincir. 2, 3, dördüncüye. En son 1, 2, 3 tane bıraktım. Zincirin içine bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir. Döndük. Şimdi yuvanın içine 1, 2, 3 trabzan. Zincirimle 4 oldu. Yine başı 2 sefer doladım. Bakın. Buraya batıyorum. 2, 2, 2 çekiyorum. Şimdi bu yuvanın içine, zincirin içine 3 tane trabzan dolduruyorum. Başını 2 sefer doladım ve buraya batıp trabzanımı yaptım. 3 tane boşluğa trabzan. Şimdi zincirimin içine 3 trabzan.
Örneğimiz bu şekilde. Arkadaşlar, arkası da bu şekilde. Çok şık ve güzel bir örnek oldu. Şöyle başa kadar gelelim. Şimdi iki sefer dolayıp buraya uzun trabzanımı yaptım. Boşluklarımıza hep üçer tane trabzan dolduruyoruz. Zincirlerimize. İki sefer doladım ve buraya uzun trabzanımızı yapıyoruz. Ve şimdi bu boşluğuma geldi. Bir tane de buradaki sık iğnenin içine 4. Başta da 4 tane var. Bakın zincirimle. Sonda da 4 tane oluyor. Şöyle örneğimi göstereyim arkadaşlar. Çok güzel şık bir örnek oluyor. Birazcık daha büyüteyim arkadaşlar. O zaman görüşelim. Şöyle arkadaşlar biraz büyüttüm. Örneğimiz şu şekil oldu. Çok şık ve güzel bir örnek oldu. Şöyle göstereyim. Arkasını da göstereyim arkadaşlar. Arkası bu şekilde. Önü de bu şekilde. Her şeyi yapabilirsiniz. Yelek, şapka, ondan sonra battaniye, hırka, her şey türlü şey olur. Çok şık ve sade bir örnek. Bir de çok kolay zaten. Gördüğünüz gibi. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.